Robin Hood, Milli Eğitim Tavsiyeli 100 Temel Eser, Part 5. Kral John, yönetimi ülkenin her yerinde ve toplumun her kesiminde eşitsizlik doğmasına yol açmıştı. Bu eşitsizlikten şövalyeler de payını aldılar. Norman soyundan gelen şövalyeler zenginleşirken, Sakso şövalyeleri durumu gün geçtikçe kötüye gidiyordu. Norman şövalyeleri, kralın ve diğer Norman yetkililerin kışkırtmasıyla Sakson soyundan gelen birçok şövalyenin çatosunu yağmalıyordu. Robin Hood'la arkadaşları da böyle şövalyelerin adını saptayarak onların yolunu kesiyor, paralarıyla her türlü değerli eşyalarını alıyorlardı. Daha sonra aldıkları şeyleri eski sahiplerine geri veriyorlardı. Robin Hood, bacaksız ve küçük John, bir sabah ormanın kıyısında ulu bir ağacın arkasına gizlenmiş, hırsızlıktan sersemlemiş, besili bir av hayvanı bekliyorlardı. Küçük John, burada epeydir bekliyoruz, hiç gelen geçen olmadı. Artık dönsek iyi olur, zaten karnım çok acıktı dedi. Bacaksız, şşş diye parmağını dudaklarına götürdü. Kulağıma sesler geliyor, ağacın arkasında beklediler. Oklarıyla yaylarını hazırladılar. Biraz sonra bir şövalye gözüktü ama bunun şövalyeye benzer hali yoktu. Sütçü beygiri gibi langar bir ata binmişti. Giysileri çulağandırıyordu ve yüzünden düşen bin parçaydı. Bacaksız, şansımıza karşımıza bir Sakson şövalyesi çıktı galiba diye mırıldandı. Onların hepsi de meteliğe kurşun atıyor bugünlerde. Robin Hood, hiç belli olmaz dedi, biliyorsun ünümüz her yana yayıldı. Bu yüzden zengin şövalyeler ormanın yakınından geçerken kılık değiştiriyor olabilirler. Acele etmeyip şu şövalyenin nasıl biri olduğunu anlayalım. Robin'in bu sözü üzerine küçük John elinde okuyla yayı ağacın ardından çıkarak şövalyeye doğru ilerledi. Selam arkadaş, önderimiz sizi yemeğe davet ediyor. Bizimle sofraya oturmanız bize şeref verir. Şövalye, önderinizi çok kibar bir adammış. Kimdir kendisi? Adı Robin Hood'tur. Şövalye, Robin'in adını çok duydum dedi. Onunla tanışmak, sofrasında yemek yemek asıl bana şeref verir. Adamlar şövalyeyi Robin'in yanına götürdüler. Robin Hood, hoş geldiniz, soframıza buyurmaz mısınız dedi. Hep birlikte ormanın ortasındaki açıklığa gittiler. Merry'in kızla Elin Dale'in karısı geyik ve ördek kızartmışlardı. Elma şarabı soğutmuşlardı. Hep birlikte neşe içinde karınlarını doyurdular. Şövalye yemekten sonra sofranız hep böyle bereketli olsun dedi. Ne zamandır böyle lezzetli yemekler yememiştim. Robin Hood, afiyet olsun ama kusura bakmazsanız sizden bu yemeklerinizin ücretini isteyeceğim dedi. Burada her geçen ziyafet çekecek kadar zengin adam değilim ben. Şövalye, asıl siz kusura bakmayın diye içtenlikle özür diledi. Ücretini istediğinizi bilseydim hiç gelmezdim. Çünkü 5 param yok, daha doğrusu topu topu 20 kuruş param var. Yediğimi içtiğimi karşılığı olamaz. Ama buyurun alın Robin Hood. Eğer gerçekten bu derece yoksulsan senden para alamam dedi. Küçük John, git konuğumuzun heybelerini ara bakalım. Küçük John şövalyenin heybelerini aradı. Gerçekten de adamcağızın cebindeki 20 kuruştan başka parası yoktu. Robin Hood, neden bu kadar yoksulsun sen diye sordu. Şövalye, genellikle çok zengin olurlar. Oysa senin kılığında, bindiğin at da acınacak durumda şövalye. Ben de bir zamanlar zenginim. Karşılığını verdi. Ama başıma çok acı olaylar geldi. Libby Lord William benim malıma mülküme göz koymuştu. Bir gün gencecik oğlumu kendi adamlarından biriyle kavgaya tutuşturdu. Oğlum, efendi çocuktu. Ama Libby'nin oğlunun adamı onu kışkırtmak için elinden geleni yaptı. Kavgada oğlum hasmını öldürdü. Amacı öldürmek değildi ama indirebileceği darbeyi iyi hesaplamamıştı. Bu yüzden eli kana boyandı. Alçak Lord'un istediği buydu zaten. Oğlumun canını bağışlamak için beni borçlu çıkardı. Yarına kadar süre tanıdı. Yarın 500 altın ödemezsem şatomda içinde olmak üzere neyim var neyim yoksa hepsine el koyacak. Robin Hood, sana yardım edebilecek dostların yok mu diye sordu. Şövalye acı acı gülümsedi. Yoksulluğa düşmeden önce dostum çoktu ama şimdi şu kara günümde hiç de dostum ortada görünmüyor. Başvurabileceğim kimse yok. Robin Hood, yanılıyorsunuz. Siz bize yardım ederiz dedi. Küçük John geldi. Şu bizim para kesesini getir. Küçük John koşup para kesesini getirdi. Robin Hood keseden 500 tane çile altın çıkarıp şövalyeye verdi. Biz bu paraları bir takım yurttaşların elinden zorbalıkla alan kişilerden alıyoruz. Sonra da senin gibi hakkı yenmiş yoksullara veriyoruz. Git bu parayı Libby Lord'u William olacak o alçağa ver. Sonra da malını mülkünü kurtar. Tam o sırada Mary'in kız kucağında bir çöp güzel kumaşla çıka geldi. Giysileriniz çok eskimiş dedi. Sizin gibi bir şövalyeye böyle gezmek yaraşmaz. Biraz bekleyin de size giysiler dikelim. Bacaksız, size bir sürü besili bir at lazım dedi. Libby Lord'u
karşısına çıktığınızda görkemli olmalısınız. Böylece Robin Hood'la şan yoldaşları şövalyeyi bir güzel donattılar. Sonra uğurlama için onunla ormanın sınırına kadar gittiler. Vedalaşırken şövalyeye, sizlerden gördüğüm iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım dedi. Yeniden zengin olur olmaz gelip size borcumu ödeyeceğim. Robin Hood, paranız olduğu zaman siz de bizim gibi yapın dedi. Parası olmayanlara yardım edin. Bu bize yeter. Robin Hood ve arkadaşları giydirip donattığı şövalye, ılımlı yeni atını sırtında Nottingham kentinde dönerken çok keyifliydi. İçinden yarın sabah hemen gider, Libya'da lorduna olan borcumu öderim diyordu. Artık şatom da öteki mülklerim de kurtulacak, ne güzel. Libya'da lordu William, zengin olduğu ölçüde hain, olduğu ölçüde çirkin ve sevimsiz bir adamdı. Koca göbekli, çatık kaşlı, onu seven tek bir insana rastlamak olanaksızdı. Koskoca bir lord ünvanı taşımasına karşın William Libidi kara cahilin biriydi de. Okuması yazması bile yoktu. Bu yüzden Libidi papazın hep yanında bulundurur, okuyup yazmakla hesapla ilgili işlerini hep ona gördürürdü. Bizim şövalye Nottingham'a gider dursun, hain lord göbeğini hoplata hoplata gülüşüyle papaz efendim. Yaşadık. Papaz iyi yürekli adamcağızdı. Duyulur duyulmaz bir sesle, zavallı şövalye her şeyini yitirirse çok kötü olur, doğrusu dedi. William Limps pis pis gülmeye devam ederek doğru dedi. Onun için çok kötü olur ama benim için çok iyi olur. Papaz, ama Lord Hazretleri siz zaten yeterince zenginsiniz dedi. Ama şövalyenin şatosu çok görkemli, çoktandır gözümde o şata var. Tam o sırada bir uşak geldi. Dışarıda bir şövalye var efendimiz dedi. Sizinle görüşmek istiyormuş diye bir lordun yüzü bozuldu. Zihinden karma karışık düşünceler geçmeye başladı. Herif bu kadar kısacık sürede 500 tane çile altını bulabildi mi yoksa? Çevirdiği bunca dolaptan sonra şatosuna el koyamazsam öfkeden kendimi oynatırım. Ama yok, yok sihirbaz değil ya bu adam. Nereden bulacak 500 altını bu kadar kısacık sürede? Benden biraz daha süre istemeye gelmiştir. Hiç kuşkusuz. Birkaç gün daha bekleyelim diye yalvarmaya gelmiştir mutlaka. Belki bir hafta daha. Belki bir ay daha isteyecektir. Ama ağzını yalasın o. Hiç beklemeye niyetim yok. Parayı yanında getirmediyse şato benim demektir. Uşağa dönerek alın adamı içeri dedi. İyi yürekli papaz. Şövalye bu kadar kısacık sürede 500 altını bulmuş olamaz dedi. Ne olur Lord Hazretleri. Eğer isterseniz parayı bulup getirmediyse acıyın ona. Birazcık daha süre tanıyın. Güçsüzlere acıyın Tanrı aşkına. Libidi Lord'u. Hayır olmaz dedi. Bir söz verildi mi tutulmalı. Süresi doldu. Parayı getirmezse şato benim demektir. Şövalyeyi içeri aldılar. Çok kaygılı bir adam olarak görünüyordu. Sürüklenen adımlarla ilerledi. William Libidi, sıtma görmemiş setiyle getirdiniz mi altınları diye sordu. Sayın Lord'um, birazcık daha süre istiyorum sizden. Çok az bir süre, Lord olmaz diye kestirip attı. Size tanıdığım süre doldu. Bugün akşam olmadan borcunu ödemeniz gerek. Aksi takdirde şatonuz ve bütün mülkünüz benim olacak. Papaz dayanamayarak, sayın efendimiz acıyın ona diye karşıya çıktı. Bu kadar katı olmayınız Lord. Sen bu işe karışma papaz efendi dedi. Şövalye ilerleyerek gitti. Lord'un tepesine dikildi. Akşama şunun şurasında birkaç saat kaldı. Siz de benim evime, dedelerimden kalma şatoma konacaksınız. Seviniyorsunuz değil mi? Güneş bassın da akşam olsun diye sabırsızlanıyorsunuz. Libby de Lord'u. Bırakın bu martavalları dedi. Bu bir para meselesi. Ya borcunuzu ödersiniz ya sonucunu kabullenirsiniz. O zaman şövalye belli belirsiz gülümseyerek elini kemerinde attı. Para kesesini çıkarıp taş yürekli lordun yüzüne karşı salladı. Bu işine heves etmeyin lord cenapları. Hevesiniz kursağınızda kalacak. Şatom benim olmaya devam edecek. İşte paranızı getirdim. Papaz. Ah çok sevindim buna diye bağırdı. Şövalye Robin Hood'u vermiş olduğu altınları birer birer lorda saydı. Al paranı, hayrını gör diyerek dışarı çıktı. Ata bindi. Sonsuz bir sevinç içinde 4 yıla oradan uzaklaştı. Şatoya vardığı zaman karısı kapıda 4 gözle onu beklerdi. Kadın, ne haber dedi. Heyecanla sordu. Her şeyimizi yitirdik. Evsiz barksız mı kaldık şövalye? Hayır dedi. Atımız da her şeyimiz de kurtuldu şükürler olsun. Libidi Lord'u sana acıdı demek. O mu? O ağaçın sözlü ağacına acımak diye bir şey yoktur. Parayı nereden buldun? Yoksulların umudu, zalimlerin düşmanı, Şarlık Ormanı'nın kahramanı Robin Hood çıktı karşıma. Bana acıyan o. Libidi Lord'unun borcunu ödeyecek altınları bana o verdi. Tanrı ondan ve adamlarından razı olsun. Karısı amin dedi yürekten. Parayı ödeyeceğim zaman Libidi Lord'unun suratını görmeliydi. Öyle bozulmuştu ki bu kadar olur. El çabukluğuyla getirip şatomuza konmayı düşünüyordu. Emirine nail olamadı. Şövalye, şu anda en büyük arzum Robin Hood'u olan borcumu ödemek.
Bunun için 500 altın biriktirmem gerekiyor dedi. Ama gönül borcumuzu hiçbir şey ödeyemez. Biz de onun gibi yoksulların, ezilmişlerin elinden tutarak onun izinden gidebiliriz. Şövalye. Robin Hood da böyle söylemişti zaten diye gülümsedi. Karı koca büyük bir mutluluk içinde evlerine girdiler.